Başkanlarının paylaşımları ekranlarınıza geldi. Şimdi değerli konuklarımızla birlikte yayını devam ettireceğiz. İlki de CHP İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyaşsın'dır. Bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın. Günaydın. Bayramınız kutlu olsun öncelikle. Hepimizin gerçekten bu çok özel, çok anlamlı günde Zafer Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Yani biz bir milleti millet yapan ve bu devletin kuruluşunun zaferi aslında gerçekten çok büyük bir bayram. Şimdi 99 yıl önce bugüne o günün coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz aslında. Bir taraftan da değerlendirmeye çalışıyoruz. Hem geçmişten gelen hatıralar hem anılar. O günden bugüne neler yaşandı? O gün nasıl bir Türk milleti vardı? Bugün nasıl bir Türk milleti vardı? Siz o günden bugüne ne görüyorsunuz? Yani şimdi aslında 30 Ağustos'u iyi görmek, iyi anlamak. Yani sadece bir bayram 30 Ağustos Zafer Bayramımız diyerek geçiştirmemek lazım. O güne geri dönülecek olursa gerçekten yani bir milletin tarihine altın harflerle kazınacak bir zafer. Çünkü 30 Ağustos Zafer günü başkomutanlık meydan muharebesi ve artık son damganın vurulduğu milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda zafer diyebileceğimiz son noktanın konduğu gün 30 Ağustos. Hı hı. Biliyorsunuz 26 Ağustos büyük taarruzla başlayan ve Kocatepe'den Mustafa Kemal'in ordulara taarruz emri verdiği ve 30 Ağustos'ta da başkomutanlık meydan muharebesiyle Dumlupınar'da kazanılan çok büyük bir zafer. Bu zafere gelişin süreci ki işte biliyorsunuz Osmanlı Mondros Mütarekesi arkasından Anadolu'nun dört bir yanı işte Fransızlar, İngilizler, Yunanlar 15 Mayıs 1919'da kendi gibi konuşan yani Yunanca konuşan her bütün coğrafyaları birleştirme hedefi olan Megalo idea hedefinde olan ki Küçük Asya derler Anadolu'ya. Anadolu'yu tamamen ele geçirme amacıyla İzmir'e ayak bastıkları, işte İstanbul'un işgal altında olduğu, artık bir Osmanlı Devleti'nden bahsetmenin mümkün olmadığı, tamamen işgal altında, egemenliğini yitirmiş bir devlet ve bir ne yapacağını bilemeyen, çaresiz bir millet Anadolu'da ve o milleti uyandıran, harekete geçiren, ve yani çaresizliğin yanında ne silahı ne cephanesi hiçbir şey olmayan bir milleti işte Samsun'a giderek Samsun'dan başlayan süreçle Amasya genelgesiyle Erzurum kongresiyle manda ve himayeyi asla kabul etmiyoruz diyen ki şimdi bakın Afganistan'a Suriye'ye ya. Yani Amerikan mandasını himayesini isteyen insanlar var yani bir bağımsızlık mücadelesi yerine bu şeyden, sıkıntıdan, zorluktan, işgalden kurtulmanın yolunu başka bir ülkenin egemenliğine girme içerisinde olan bir sürü devletten bahsedebiliriz. Öyle olmuyor. Bu milleti ayağa kaldırıyor. Manda ve himayeyi reddediyor. İstanbul'daki hükümeti reddediyor. Erzurum, Sivas kongreleri ve Anadolu'daki bütün Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri hepsini birleştirerek bir hareket başlıyor. Yani bir kurtuluş mücadelesi, milli mücadele başlatılıyor ve yani öyle bir mücadele ki 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanıyor. Hı hı. Yani yüz binlerce, işte 200 bine yakın Yunan ordusu girmiş, Ankara'da top sesleri duyuluyor. Ve oraya kadar geri çekilerek yani büyük bir deha yani büyük bir savaş daha doğrusu savaş dehası hı hı. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir komutan ve o süreci o kadar güzel yani Yunan ordusunu tamamen yayıyor Ege'ye ve ondan sonra da taarruzla işte 5 gün içerisinde büyük taarruz zaferle sonuçlanıyor düşünün ya. Yani ve o askerin o manevi duygusu, o bağımsızlık, o özgürlük düşüncesi müthiş, inanılmaz bir şey. Yani ben başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları,
Fevzi Paşa, İsmet İnönü olmak üzere o zaferin mimarı, kahramanları bütün Mehmetçiğimize en içten minnet duygularımı, rahmet diliyorum, şükran duygularımı iletiyorum. Onlara çok şey borçluyuz. O milleti ayağa kaldırıp, o milleti bir zaferle ve onurlu bir millet olarak asla başını yere eğmeden yani 7 düvele karşı mücadelenin zaferidir 30 Ağustos. Evet. Yani gerçekten o 30 Ağustos'u konuşurken onun arka planındaki o duyguyu ve o zaferi, o coşkuyu da yaşamak lazım. 30 Ağustos'ta kazanılan zafer 9 Eylül'e kadar ki işte 9-10 gün süreci içerisinde artık Yunan ordusu dağılmış, tamamen kaçıyor. Başkomutanları Trikopis esir alınmış. Hatta o Yunan ordusunun başkomutanı olduğunu bile Atatürk'ten öğreniyoruz. Yani haberi bile sonradan geliyor kendisine. Yani ve dağıtılmış bir Yunan ordusu İzmir'e kadar sürüklenerek bir devlet temelleri atılıyor. O nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Önderimizin de dediği gibi zafer benimdir diyebilenindir. Ve zafer benimdir diyenler de onlar. O zaferi bize, milletimize armağan edenler. Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve bütün kahraman Mehmetçiğimiz. O nedenle onlara şükran duygularımızı, minnet duygularımızı bir kez daha ifade ediyorum. Şimdi iki boyutlu aslında siz anlatırken, bir taraftan bir kişi var ki kendine güvenle İstanbul hükümetini tanımıyor, mandayı tanımıyor. Bir taraftan bir savaş dehası, bir taraftan kendi hedefleri olan, bir taraftan da millet. Millete de farklı bir pencereden bak, çaresiz. Bir taraftan uzun bir imparatorluktan gelen insanlar ama çaresiz, aynen, neye tutunacaklarını aynen, bilmeyen aynen. Ve bir kişiyle birlikte bunu başarabileceklerini görerek birlik olan bir millet. Aynen. Aslında bir mucizenin aynen. adımları gerçekleşmiş aynen. değil mi? Zaten o dönemde öyle bir millet tanımı da yok. Osmanlı tabii. tabağası var. Osmanlı anlayışında çok milletli, çok etnik unsurlu bir imparatorluk, hı hı. bir devlet. Yani öyle bir Türk milleti diye bir tanım da yok. Ya dışarıda Osmanlı'yı herkes Türk diyebilir ama Osmanlı böyle bir imparatorluk. O milleti Anadolu topraklarında ayağa kaldırıyorsun. Eline silah ama öyle tüfek, top tüfek de değil. Eline kazmayı, küreği aldırıyorsun. Ve yani ya istiklal ya ölüm diyerek yani ya bağımsızlık ve hürriyet sahibi olacağız ya da olamazsak da ölelim diyen bir millet yaratıyoruz. Yani o zaten Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o temelleri işte böyle birlikte o Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin verilmesiyle oluştu ve onu sağlayan yine Mustafa Kemal Atatürk. Yani ona çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Büyük bir deha, yani askeri deha, ekonomi alanında, siyasi alanda, her alanda, sosyal alanda, edebiyat alanında, sanatta, her alanda yani o alanın uzmanı kadar kendisini yetiştirmiş büyük bir deha. Yani savaş alanlarındaki zaferlerini daha sonra ekonomik zaferlerle taşlandırarak Cumhuriyet'in kuruluşu ve arkasından o sanayinin, o tarımın kalkındırılması yönünde yaptığı adımlar, attığı adımlar Türkiye'yi nereden nereye ne kadar kısa bir süre içerisinde getirdi. Yani aslında 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece bir savaş alanındaki kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda çağdaş, aydınlık ve dünyada bütün İslam camiasına örnek olabilecek olan bir devletin, demokratik, laik bir sosyal devletin, bir hukuk devletinin
kuruluş şeyidir 30 Ağustos. Yani Cumhuriyet'e giden de bir adım aslında. Önemli adımlar. Kuruluşunun zaferidir 30 Ağustos. Öyle bir büyük zaferden bahsediyoruz. Gerçekten yani göğsüm güz kabarıyor. Gerçekten bu konuda ben ne zaman bunları anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Ne mutlu bizlere diyoruz. Evet, böyle zaferler zaten tarihimizde çok Çanakkale geçilmez dedirtti bu millet. Evet, evet, büyük evet. taarruzla birlikte artık batılı devletlerin artık Yunanistan hakim olacak, Yunan ordusu buraya hakim olacak diye kesin gözüyle baktığı İzmir'de dahil olmak üzere illerin tek tek kurtuluşlarının ardı ardına geldiği ve arkasından da Cumhuriyet'le taçlandığı uzun bir yolculuk. Aynen, kesinlikle. Evet, yani 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla son bulan, aslında daha sonra da devam ederek Anadolu'nun her noktasındaki bağımsızlık mücadelesinin sonlandığı bir zafer. Kutlu olsun 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bu bayramı yani bundan bile rahatsız olanlar olduğunu görmek gerçekten üzüntü verici. Yani bugün Atatürk'ün adını bile anmaktan rahatsız olan, bir Çanakkale zaferinde Atatürk'ün adını bile anmaktan rahatsız olanların hala olması çok üzüntü verici. Dün sosyal medyada gördüm, Diyanet İşleri Başkanlığı tartışılıyordu çokça kutlamada neden yani, yer almadı diye. Evet, yani üzüntü verici. Bu, bir ara kutlamalara gölge düşüren bazı kararlar alınmıştı. Evet, evet. Zaten evet. Paylaşımlarda da ismini, tüm dünya ismini yani, bilip evet. heykellerini başka ülkelere dikerken. Biz tarihimizle gurur duyarız. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın Anadolu'ya, Türklerin Anadolu'ya girişinin bir zaferidir. Malazgirt Savaşı ve zaferi. 26 Ağustos onu da tabii ki tarihimizin şanlı bir sayfası olarak biliriz ve bizden sonraki nesillerimize de onunla gurur duymasını isteriz. Ama bunu yaparken bir diğerini, ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve Anadolu'nun Ankara'ya kadar işgal altında olduğu ve bir askeri dehanın yani çok, bu aslında rastgele tesadüfi bir zafer değil. Yani 26 Ağustos'a kadar ki sabır, yani Polatlı'ya kadar Ankara'dan işte mecliste top seslerinin duyulduğu bir mesafeye kadar gelen ve buna izin verilen, bilerek ve sistematik bir şekilde bu sonuçta 26 Ağustos muharebesiyle başlayan, büyük taarruzla başlayan süreç bir sistematik ve bir planlı, programlı bir kararla yapılmış. Yani kendiliğinden olan bir zafer değil. İşte bunun, bu zaferin mimarına adını bile anmak istemeyenler maalesef bugün bu ülkede hala yaşıyor. Ben onları, onlar artık nasıl diyelim, belki çok az sayıda ama üzülüyoruz, üzüntü verici. Ama biliyoruz ki bu millet hangi etnik kimlikten olursa olsun, hangi inanç kimliğinde olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman arkasında, onu her zaman bağrına basmış ve zihinlerinden asla silmeyecek bir millet olduğuna benim inancım tamdır. Hı hı. O nedenle o zaferlerin yarattığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Atatürk'ün bizlere söylediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Evet, Cumhuriyeti gençlere armağan etti. En sevdiğim sözü de, bir gün düşüncelerim ve bilim arasında kalırsanız bilimi seçin. Benim bilimi en sevdiğim cümlelerinden biri gençlere, evet, gelecek adına. Evet. Yani kendi kurduğu cumhuriyeti, kendini yaşanan olaylardan soyutlayarak
bir gün kararsız kesinlikle ve seçim yapmak zorunda kalırsanız düşüncelerim ve bilim arasında bilimi seçin. Aslında bunun mi? Altı o kadar dolu ki. Çok çok önemli bir söz değil mi? Kesinlikle. Yani zaten bir devlet adamının yani gelecekle ilgili günümüzde yaşananlarla aslında karşılaştırdığımızda yani şöyle bir söz var mı? Yani hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında bir mürşit aramak gaflettir diyor. Ve neredeyse toplumunun çoğunun okuma yazma bilmediği yani, öyle bir dönemden bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Yani akıl ve bilimin yol göstericiliğine inanmış, dogmadan ve bağnazlıktan uzak, akıl ve bilim yolunda kendisine yol ve çizmiş bir büyük lider ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere gelişi, düşünsenize Lloyd George İngiltere'de kendisine soruyorlar, bir savaş kaybetmiş Anadolu'da, yani itilaf devletleri kaybetmiş, yani Fransız'ı, İngiliz'i, İtalyan'ı, Yunan'ı, Amerika manda kurmaya çalışıyor. Herkes bir yerden bir şey koparmaya çalışıyor ve kaybediyorlar. Lloyd George'a soruyorlar. Lloyd George ne yapabilirim ki diyor. Yani bu dünyada her 100 yılda bir, her asırda bir lider çıkar. Benim asrımın lideri de Mustafa Kemal Atatürk olmuştur diyor ve onun hakkını veriyor. Hı hı. Venizelos savaş kaybetmiş Yunanistan Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün Nobel ödülü alması için, Atatürk hayattayken Nobel ödülü alması için, ona Nobel verilmesi için başvuruda bulunuyor. Yani öyle bir liderden bahsediyoruz. İşte aklı ve bilimi kendisine şiar edinmiş, yol gösterici olarak ortaya, bunu da sözüyle de, hayatta en hakiki mürşit, evet, ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışındaki bir mürşit aramak, yani ilim ve fenin dışında yol gösterici başka bir şey aramak gaflettir diyor yani. Düşünsenize. Bu kendini de tek görmediğinin bir kanaati. Kesinlikle. Yani ben tekim, ben kurdum, ben yönettim. Bundan sonra zaten, da bir ben yok. Zaten dünyaya böyle bakan bir lider olmasaydı Atatürk, bu zaferlerin hiçbirisi olmazdı. Yani biraz şapkamızı önümüze koyup Atatürk olmasaydı Türkiye ve biz şu anda ne olurduk? Nerede? Ne yapıyor olurduk? Hangi manda, hangi himaye? Yani bir Mısır gibi mi, bir Suriye gibi mi olurduk? Daha kötü mü olurduk? Çünkü o ülkelerde... Ya da belki de olur muyduk? Yani Mısır mesela bir İngiliz sömürgesi. Yani Suriye işte bir Fransız sömürgesi falan, ya da İtalyanlar geldi bu tarafa. Biz ise Fransız'ı bir taraftan gelmiş, İtalyan'ı bir taraftan gelmiş, Yunan gelmiş, İngilizler bir tarafta falan. Yani biz ne olurduk bilemiyorum. Yani gerçekten ne olurduk bilemiyorum. Yani onu oturup iyi düşünmek, tahlil etmek ve o değerlerimizi yani bir düzenli ordu kuruyorsun. Yani milleti önce bir araya getiriyorsun. Yani bugün ne kadar zor bir şey. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip bir platform oluşturuyoruz. Üç kişiyi bir araya getiriyoruz. Hadi bir şey yapalım diyorsunuz. Evet. Zorluklar. O bütün milleti, Anadolu'nun ve Rumeli'nin bütün şeylerini, cemiyetlerini bir araya getirip onları bu mücadele azmi aşılıyor. Bunları yaparken de bir savaş stratejisi gidiyor. Kuvayi Milliye harekete geçiriyor. Biz tabii bunlarla beraber de bir savaş ve düzenli ordu kuruyor ve bunun ihtiyaç duyduğu askeri mühimmat ve silah araç gereçlerini bir şekilde Rusya'dan, oradan, buradan kanallar yaratıyor. Onları yani müthiş ya. Yani müthiş gerçekten. Ve çok kısa süre içerisinde. Yani biz Suriye'de savaş kaç yılından beri, Suriye'nin içinde bulunduğu durumu düşünün. Yani bu
Irak deseniz hala toparlanabilmiş bir ülke değil. İşte, evet, çevremiz. Yani hep Libya kaç yıldır? Yani bu ülke... İçinde parlayan tek yıldız biziz. Evet, yani 1918 Mondros Mütarekesi sonrası işgal altına giriyor ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle ve ardından 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla son bulan bir milli mücadele. 3 yıl. Tabii. Tam da bunları konuşurken kazanımlarımızı aslında bir kere daha ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun farkına varmak lazım. Dediğiniz gibi Afganistan'da görüyoruz. Demokrasinin olmadığı, olmayacağı yerlerde o vatandaşlar uçakların kanatlarına tutunarak ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın ettiler. Orada bir devlet mi diyeyim artık bilmiyorum. Yani Taliban bir yönetim üstleniyor ve biz 21. yüzyılda yaşarken Taliban'ın 6. yüzyılla yaşadığını gözlemleyeceğiz. Yüreğimiz kaldıracak mı o demokrasiyle yönetilen ülkelerin ya yürekleri, kalkıyorum. Vicdanları? Evet, evet. Üzülüyorum bir evet. de Taliban'ı şeyle karşılaştıranlar var. Yazıklar olsun. Yani Taliban gibi evet, değil mi? Cumhuriyet düşmanı, şeriat hukukuyla devleti yönetme çabası içerisinde olan ne demokrasiyle, ne laiklikle, bu ne Türkiye sosyal hukuk ne hukuk evet. devletiyle falan hiç ilgisi olmayan bir terörizmden beslenmiş bugüne kadar bir yapıyı bizim milli mücadelemizdeki zaferle sonuçlanan milli mücadelemizle birlikte karşılaştıran adının önünde de cumhuriyet olan dernekler, bir takım siyasi partiler ortaya çıktı. Yazıklar olsun ya, bu nasıl böyle bir şey olabilir yani? Evet. Yani tam tersine yani Afganistan bambaşka bir olay zaten. Hı hı. Yani Afganistan'ı kendi içinde tartışmak, Afganistan'da bugüne kadar ki bu süreç, Afganistan'da nereden nereye geldi? Afganistan'da çağdaş bir ülke olmaktan bugünkü duruma düştü. Yani Afganistan'da geçmişi aslında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilk tanıyanlardan birisi, Atatürk'ün ilk yurt dışından kabul ettiği Afgan kralıdır bir devlet adamı olarak. Yani ilişkilerde böyle bir ilişkisi olan bir ülkeydi. Bugün geldiği, o nedenle o ülkelere baktığımızda bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin ne kadar sağlıklı bir temel üzerinde ve ne kadar büyük bir dehanın zaferleriyle taşlandırılmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu iyi görmek. Tabii sağlam temellerin üzerine kurulduğu o kadar belli ki diğer ülkelerde işte Arap Baharı ile yaşanan süreci biliyoruz. Keza sınırlarımızın hemen sınır komşularımızda yaşanan süreçleri görüyoruz. Bir taraftan baktığımızda onlar iç karışıklıklarla birlikte demokrasiyi ne yazık ki çok hızlı ellerinden kaybettiler ama bu ülke ne yaşarsa yaşasın zaman zaman darbeler, zaman zaman farklı iç karışıklıklar, hep dış mihrakların elbette ki güçlü ülkeler üzerinde, demokrasinin, cumhuriyetinin, kendine yetebilen ülkelerin üzerinde bir etkileri vardır. Türkiye'de de böyle çabalar oldu. O evet, karışıklıklarla evet. az karşı karşıya kalmadık ama kesinlikle. Ne kadar güçlüymüşüz ki bu ülkede öyle kolay kolay sarsılmadı. Darbe aldı mı elbette ki yara alan yerler çünkü var. Çünkü bağımsızlığı ve özgürlüğü artık tatmış, demokrasinin, demokratik, layık bir sosyal hukuk devletinin getirdiği kazanımların ve nimetlerini artık yaşamış bir millete siz geriye götüremezsiniz, geriye döndüremezsiniz. Ama şunu unutmayalım. Bizim milli mücadelede en son işte Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Dumlupınar'da karşımızda bir ordu vardı. Hı hı. Elle tutulur, gözle görülür bir Yunan askeri vardı karşımızda. Biz ona karşı bir zafer kazandık. Bugün görünür bir düşman yok. Düşmanımız var ama sinsi. İçimize girmiş, aramızda her alanda ekonomisiyle, siyasi alanıyla, ajanlarıyla, Türkiye'de bizi kendi içimizde birbirimize düşürmeye çalışan ajanlarıyla. Şu anda görünür, gözle görülür, elle tutulur bir düşman yok karşımızda.
Böyle savaşmaktan sonra. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle. Onun için milli birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermemek lazım. Farklı siyasi düşüncelerde olabiliriz. Ben AK Parti'ye oy vermiş bir seçmen de benim milletimin bir evladı. Benim bir kardeşim. Onu yani bir vatandaşım, benim bir yurttaşım. Aynı yurtunu paylaştığım kişi, aynı vatanı paylaştığım kişi benim bir yani böyle bakmak lazım. İşte bu bakışı da kaybettik. Bunu maalesef kaybediyoruz. Ama neden sorumsuz bazı lider olduğunu ifade edenler her çıktığı görüşmede ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük bir devlet olduğunu biliyoruz. Ama devletin kendisine verdiği görev, yetki ve sorumluluğu sorumsuzca kullanıp bunu siyasi bir araç haline dönüştürüp her çıktığı televizyon kamerası karşısında muhalefete yalancı, terörist, işte muamelesi ve söylemi, yani kin, öfke ve nefret söylemi maalesef bizim işte o birliğimiz ve beraberliğimizin şeyini, yani temellerini sarsmaya, zedelemeye çalışıyorlar. Hı hı. Mümkün değil, kolay değil. Kimler geldi, kimler geçti, gitti, başaramadılar. Bu devlet güçlü bir devlet, bu millet güçlü bir millet. Bu milletin bağımsızlık ve özgürlük karakteri zaten o da büyük önderimizin bir sözüdür. Evet, evet. Türk milletinin bağımsızlık karakteri. Dolayısıyla kolay kolay vazgeçemeyeceği bir özelliği, bir niteliği. Kim ne yaparsa yapsın bunu başaramayacak. Ama üzülüyoruz tabii. Yani siyaset olur, siyaset yapılır. Ben kendi siyasi partimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını isteyebilirim. Onun insani ve ahlaki, etik değerler içerisinde saygınlığı ve elden bırakmadan, yani geçmişte bakıyorsunuz, eleştirebiliriz, siyasi anlamda yaptıklarını yanlış bulabiliriz, şöyle bulabiliriz, böyle bulabiliriz. Ama Süleyman Demirel'i, Bülent Ecevit'i, Sayın Süleyman Demirel diyelim, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Necmettin Erbakan, Sayın Alparslan Türkeş aynı masada oturup bir şeyleri tartışabiliyorlardı, konuşabiliyorlardı. Bu millet üzerinde, ulusumuz üzerinde de çok olumlu etkileri vardı. Çünkü onlar bir düşünceyi paylaşıyorlar, aralarında tartışıyorlar. Amaç tek, ülkeyi yani, kalkındırmak. Şimdi öyle bir şey yok. Yani hep ayrıştırma, hep kutuplaştırma sözü. Yine siyasetin gibi diline geliyor yani. Siyaset öfke dili, kin, nefret dili. Yani bir siyasi parti liderine saygısızca bir davranış içerisinde bulunan bir insan ben asla kabul edemem. Yani ama bunlarla karşılaşıyoruz. Bu arada lazım, noktalamamız lazım. Son bir dakikamız. Sizin bugün programınız var mı? Kutlamalar İzmir'de kutlamalar da var. Kutlamalar var. İzmir Valiliğimizin. Tabii ilçelerimizde yine kutlamalar var. Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri var. İzmir Valiliğimizin aynı zamanda bir tebrikat töreni var. Arkasından da Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos geçidi resmi olarak yapılacak. Akşamında da yine bir resepsiyon olacak diye biliyorum. Yani tabii bunları da yapmak, bunları da yaşamak. Yani bizim devletimizin valisi, devletimizin kaymakamı bizim baş tacımız olması gerekir. Asla ve asla hükümetin valisi, hükümetin kaymakamı değil, devletin valisi, devletin kaymakamı olması gerekir. Öyle olduğunu görmek de bizi mutlu eder, evet, gururlandırır. Öyle olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olmaya devam edecek. Hı hı. Her şeye rağmen siyasetten uzak olmaya devam edecek. Ben tekrar bütün ulusumuzun, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun çok diyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz biz de. Sizlere bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ne olur diyorum, ne olur.
30 Ağustosları, 29 Ekimleri, 9 Eylülleri, 23 Nisanları, milli günlerimizi, hepsinden öte büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı ve bu mücadelede tarihimizde altın harflerle adını yazdırmış bütün şehitlerimizi anmadığımız gün olmasın, evet. Onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmediğimiz gün olmasın diye diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben biz teşekkür de ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz size de. Evet, sevgili